götür şu tabakları sofraya. Haydi buyurun güzel kızım. Bana ne? Ne oldu ki ne salladın o munzurları? Bak anne, şimdi anlaşalım. Zeynep gelince benim odamı ona vermeye kalkarsanız evi başınıza yakarım. Oo, şu konuşuklara bak hele. Dağdan gelmiş bağdakini kovay. Küçük hanım bak bakayım bana. O da Zeynep'inken ele geçirdin, unutma. Şimdi kızı odasına sokmayacaksın. O da gitmeseydi, o gitti, o da benim oldu. Bak bak bak. Kalk hadi kalk, sonra konuşuruz ha bunları. Sofrayı hazır edelim dayın delilenmeden. Söz ver. Oy bir de benden pazarlık yapay. Kalk bakalım küçük hanım. Kalk. Kalk. Haydi götür şu tabakları. Konuşuklara bak hele. Cimcime. Ne haber fıstık? Git başından. Hiç havanda değilim. Uşum neredesin sen ha bunca vakit? Telefonunu da açmaysın. Ha? Of ana. Dayım bitti sen mi başladın? Ne bu sorgusu var? E merak ettik oğlum. Bana bak. Zeynep ablan geliydi bugün. Bu vakit oldu ortada yok. Sen günümü yanlış anladın hacı. Yok ana, yanlış anlaşılma falan yok. Geldiler. Merak etme sen. Geldiler. Uy yoksa onunla mı geldi? He onunla geldi. Yanında da bebek. Bebek. Uy Orhan deme. Abi meleder o. Bana bak, beni hiç ilgilendirmiyor tamam mı? Yemek ne var? Sıkkımın teki var yersen. Ben abime ne doğru onu düş. Şevket Reis. Namı diğer Derin Şevket. Reis iyidir, hoştur ama damarına basmayacağız. Hiç unutmam. Sene 1991. Aylardan Eylül, günlerden Cuma. Zeynep daha ufak. 10 yaşlarında ya var ya yok. Mahallede de minibüsçü Saltuk var. İşte o acı olayın olduğu gün Saltuk minibüsüyle mahalleye girdi. O sırada çocuklar mahallede hiçbir şeyden habersiz top oynuyorlar. Top minibüsün üzerine doğru fırlayınca... Ne yapıyorsun? Bizim Zeynep de fırladı. O zaman olanlar oldu. Öldü mü? Yok. Ya ayağı kırıldı. Ölse daha iyiydi. Vah yavrucak, sakat mı kaldı? Ne yavrucağı be? Koskocaman adamız o. Abi, reisin kıza çarpmadın mı minibüs? Ah be çocuk. Dikkat etsene. Başın belaya mı sokacaksın? Bu Saltuk denilen şahsın bilmediği bir şey vardı. Başı zaten beladaydı. Bir şeyin yok değil mi? İyi misin? Çok iyiyim. Allah Allah. Nerede bunun annesi ya? Anası yoktu ama iyi babası vardı. Şevket Reis. Adam bir özür dilese kolu kırılmayacaktı. Abi şimdi bacağı kırılmışlar. O bir sahne önceydi. Aslında Reis o gün ona bir zeytin dalı uzatmaya gitmişti. Ha, şerefsiz. Adi, hangi yüzden geliyorsun sen buraya? Bacağıma bak, başıma bak. Hangi hale soktun sen beni? Bir de utanmadan zeytin dalı getiriyor. Seni var ya. İşte o kol da o gün kırıldı. Abi. 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 O gün kırılan kol değildi. Kaburgalarıyla bel kemiğiydi. Yanlışın var kardeşim. Onlar o gün kırılmadı. Yok artık. Var artık. Bu eceline susamış. Neredeyse çocuk katili olacak olan bu adam... Reis'e haber salmış kol kırılma olayından sonra. Seni mahkemeye vereceğim demiş. Reis de bunu duyunca... hastaneye onu taburcu etmeye gitmiş. Böyle yalakalık yaparak kendini bu işten sıyıracağız zannediyorsan... yanılıyorsun. Seni sürüm sürüm sürdüreceğim. Bu arada nereye gidiyoruz? Derine. En derine. En derine?
taburcu etmiş. Abi en insaf ya, bu reiste hiç merhamet kalmamış. Adam suçlu bile değil. Hem çarpmamış ki. Çarpabilirdi. Ha. Ya söz konusu Zeynep'se mevzu derindir kardeşim. Boşuna derin Şevket demiyorlar adama. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Reis, komşu tayfalar Zeynep'le minibüs olayını merak ediyorlardı da. Tam reis de onu anlatıyordu da. Ula, ben size burada kimse bir daha bu ismi ağzına almayacak demedim. Dağılın lan! İnin tekrardan aşağı, haydi.